Herkese merhabalar, ben Nail Furkan. Öncelikle kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle yine güzel bir videoyla sizlerle olacağız. Arkadaşlar bugün Allah izin verirse ben şey yapacağım. Kuşların kümesinin altına hani beton dökecektik ya. Ulan şöyle düşündüm düşündüm düşündüm. Betona gerek yok ki dedim, hani parke taşı var yani. Parke taşını bulursam parke taşını döşeriz. Parke taşı betondan daha iyi yani. Şöyle parke taşlarını da ayarladım arkadaşlar. Burada 50 52 mi 53 mi öyle bir şey var. 52 53 tane falan parke, büyük parke taşı var. Burada da 10 tane falan yarım var. İnşallah yeter. Bunları da şeyden söktüm. Eski kuş kümesim vardı ya, geçenlerde göstermiştim. Oradan söktüm. Orada zaten kullanılmıyor. Dedim o zaman, ya dedim yani kendi kendime, bari onları ben kullanayım yani. Beton elimde yoksa parke taşlarımız falan var yani, parke taşlarını falan kullanabiliriz yani. İşte arkadaşlar bu şekilde Allah izin verirse o parkeleri kümesimizin altına döşeyeceğiz. Şimdi aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz, abone olmayı unutmasanız sevinirim. Hadi bakalım, başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle göstereyim size. Burada 52-53 tane falan parke taşı var dedik büyük. İnşallah kümesimizin şeyine, hani tabanına yeter diye umuyorum. Herhalde yeter ya. Gitmiş, onlar da yumurtlamış. Görüyor musunuz? Bundan yumurta falan gitti. Ya arkadaşlar şimdi bu fareler benim sinirimi yerli bozmaya başladı. Hadi duvarlar iyi oldu, tamam mı? Ha bu hıyar buradan da açmış. Yani bugün mutlaka şu yere parkeyi döşeyip ondan sonrasında da kenarlarına az bir şey beton karıp, elimizde daha az bir şey beton var. Böyle çok az bir şey beton karıp o parkelerin bu kenarlarını falan böyle komple kapatacağız. Artan olursa, bakın daha bir de buradan da açmışlar şerefsizler. Eğer artan olursa arkadaşlar, buradan da var. Bir türlü söyleyemedim. Buraları, kapı kenarlarını komple sıvayıp adam akıllı bir hale getireceğim kümesi. Farelere kümesin içine çıkış asla ama asla olmayacak. İyice daralttılar fareler arkadaşlar. Şimdi şöyle bahçeyi ufaktan göstereyim size. İşte geçenlerde şöyle bir badem ağacı falan getirdim. Badem ağacı falan dikmiştim. Onu da göstermiştim sizlere. Şöyle yakından da göstersek daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 metre falan geçkin ağaç var. Badem ağacı. Şöyle iple falan şimdilik böyle şey yaptım. Geçenki rüzgarda çok devindi arkadaşlar. Böyle yan yatmış. Destek olsun diye şimdilik iple bağladım. Daha sonra o ipi çözerim zaten. İyice ağaç tutsun. Sonrasında da şöyle çam ağacımız var. Çam ağacını da getirmiştim. İnşallah bu da tutarsa böyle kocaman olacak. Tam kapı girişinde. Bir tane daha bulursam buraya dikeriz. Yani şuraya dikeriz arkadaşlar. Bu şekilde bahçede başka değişiklik yok. Bugün de kuşlarımıza güzel bir şekilde, yani kuşlarımızın kümesine güzel bir şekilde şu parkeleri döşemek olacak. İlk öncelikle kümesin altını bir güzel toprağını temizleyip birazcık kazıp altına ince beyaz kumu güzelce serip, yani beyaz kumun üzerine de parke taşlarını koymak olacak. Vallahi bayağı bir işimiz var herhalde. Bu arada saat tam 11 olmuş. Biraz geç oluyor artık. Neyse, fazla vakit kaybetmeyeyim arkadaşlar. Şimdi kuşlarımızı tekrardan dışarıya salalım. Kuşlarımız dışarıda yaysın, dışarıda dolansın. Ben de o arada şurayı, yuvaları tekrardan çıkarma şeyi yapacağız. Yuvaları tekrardan çıkaracağız arkadaşlar. Bu arada yumurtalar koymuştum şunun altına. Bu kısır bildiğiniz üzere. İkisi de şu anda da duruyor. Şöyle iki tane yumurtamız duruyor.
Ya bu yumurtlamıyor zaten. Bu da yatıyor. Güzel yatıyor. Yavrulara da bakabiliyor. Araplar yumurtluyor. Yumurtası kırılıyor. Gidiyor. Bilmem arkadaşlar. Şimdilik bir şey yok. Bakacağız. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle toprağı kazdım. İçindeki toprağı falan boşalttım. Ya pirketin var ya altını kazmışlar. Fareler. Kuşların işte tüylerini falan alacağız diye böyle yuva yapmışlar. Onları falan hep bozdum, aldım. Burası altı komple böyle gazılıymış. Hani mağaralar olur ya onlar gibi. Şimdi arkadaşlar toprağı falan temizledim. İnce kum getireceğim. Altına bir güzelce sereceğim. Şu arabayla dördüncü araba olacak. Dört araba toprak çıkarmış olacağım arkadaşlar. Of. Ama var ya yordu beni, yordu. Toprak yordu. Şimdi şu karşıdaki ince kumdan bir araba getireceğim. Kümesin altına güzelce sereceğim. İyice dümdüz olacak. Ondan sonra parkeleri döşeyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oğlum bir gidin ya, bir gidin ya. Şimdi şuraya alta komple arkadaşlar kum getirdim. Güzelce kumu şöyle dağıtacağım, düzelteceğim. Ya bu kumu serme sebebim biliyorsunuz zaten. Hani parke güzelce oturup güzel bir şekilde burada yapışık bir şekilde durması. Yani dabanda. Ulan elimle düzelsem daha iyi olur sanki. Sanki var kara, sanki elimi kara değmişim de elim böyle dolmuş gibi oldu. Şimdi arkadaşlar burası tamam. Sırada parkeleri döşemek var. Parkeleri döşemeye başlayabiliriz. İlk öncelikle şöyle bir göstereyim size. Ondan sonra da ben döşeyim arkadaşlar. İlk önce şuradan döşemeye başlayalım ya. Kapının olduğu yerden. En mantıklısı böyle. Şuraya yarım gelecek. Şimdi işin açığı şuraya tek gelmedi. Hakikaten de tek gelmedi. Mecbur. Buraları az da olsa kıracağız vallahi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz şurayı yapayım bir arkadaşlar. O zaman size tekrardan göstereyim. Arkadaşlar şu kadar parka kaldı. Burada, orada. Şimdi içeriye şöyle baktık mı içeri neredeyse bitti. Parke yeter herhalde. Valla kümes parkeyi döşeyince güzel oldu ya. Hakikaten de güzel oldu. Şöyle de göstereyim. Kuşlar da tam karşıda. Güzel oluyor, güzel. Bir kenarlar boş kaldı. Orayı da uydurmam gerekiyor. Parkelerle. Sonra beton karacağım arkadaşlar. Şuraya beton döküvereceğim. Kenarlara. Ve böylece fareler gelemesin. Ama iyi oluyor. Yani şuradan baktık mı şöyle. Aslında iyi oldu. Şunların hepsini döşeyeyim arkadaşlar. Onu size bir daha göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bitti. Bir şu kenarlarda falan açıklık kaldı. Şimdi gidip beton alıp beton karacağım. Ondan sonra kenarları hep dökeceğim. Şuraları da daha sonra yapayım. Beton belki yetmeyebilir. Buraya dökeceğiz ya. Kalın kumla karayım. Ama ilk öncelikle şu kuşları güzelce bir kapatayım. Sonrasında da
gideyim. İşte çimentoyu falan alayım. Böyle yarım kadar kürek yeter bence. Yarım kürek kadar. Yani çimentonun kendisi. Kuşların kuyruğu falan iyice fareler yemiş. Hadi geçin bakalım yuvanıza. Artık parke taşınız var. Arkadaşlar şöyle az bir şeycik gardım. Bu yeter. Zaten nasıl olsa oralar komple taşla dolduracağım ya. Şimdi kuşları tekrardan salacağım. Bu arada hemen ağıtmışlar ya. Çık lan, çıkın. Çık. Şşt. Çık. Hemen ağıtmışsınız vallahi var ya. Arkadaşlar bu arada bir tane kuşum kaçtı, gitti. Kuşlar bugün salak gibi davranıyor. Çok salak salak davranıyorlar. Uçmayan kuşlar bugün uçaslar tuttu. Bir tane kuşum uçmazdı hiç. Gitti uçtu. Aha bu da uçtu, oraya gitti. İşte o kuş uçtu gitti, bu tarafa gitti. Salak salak bugün var ya davranıyorlar. Uçmayanlar, uçaslar geldi bugün. Anlamadım gitti vallahi var ya. Taşlardan toplayıp toplayıp kenarlara bir dolgu yapıp ondan sonra üzerlerine o betonu dökeceğim arkadaşlar da. Şöyle yapayım en azından. Böyle dursun. Bu olmadı burada. Şuraya öyle yapsak. Ben buraya dolgu yapmam gerekiyor. Hiç bir tane kırık pirketimiz yok mu? Bir orada var da. Onu da kullanmak istemiyorum. Hiç dolgu yapabileceğimiz taş yok ki. Ben şunu bir dolgu yapacağım. Taşları bulayım arkadaşlar. Oraları ben komple bir doldurayım. Ondan sonra beton dökerken size tekrardan göstereceğim. Arkadaşlar şöyle köşeleri doldurabildiğim kadar doldurdum. Şimdi kenarlara beton dökeceğim. İnşallah bundan sonra fareler biraz daha böyle zor gelir. Vallahi elimden geldiği kadar böyle yapmaya çalıştım. Şimdi şuradaki betonu buraya bir yapayım. Ondan sonra da bitirmiş oluruz zaten. Arkadaşlar şöyle kümes bitti. Her yerini bu şekilde çimentoyla kapattım. Gelme. Git. Kışt. Allah Allah, dışarı duracaklarına içeriye girmeye çalışıyorlar ya. Bir şey de anlatamıyoruz ki bunlar yüzünden. Arkadaşlar her yeri kapattım. Şimdi şuraya komple kum serip şu araları doldurmaya çalışacağım. Ondan önce bir de şu camın, yani pencerenin demeyeyim, cam değil, cam yok. Pencerenin olduğu yeri komple sıvadım. Beton kaldıydı. Şu anda sadece ama sadece bir şurası kaldı böylece. Allah izin verirse burayı da ne yapacağız? Daha sonra elimizden geldiği kadar sıvamaya çalışacağız. Yalnız şurada bir tane fare deliği vardı. Onu unuttum. Oraya. Oraya bir şeyler. Geç şuradan elimle sıyıra sıyıra. Oraya göre şey yapabilirim aslında ya. Oraya beton yapsam iyi olur. Şu taşı alayım. Şu olmaz mı?
şuraklarını elimle sıyıra sıyıra. Tamam, bu da yeter zaten. Yetmezsen yeter de. Arkadaş, biz bunu nasıl bir şey yapacakmışız ya? Süper süper oldu. Süper oldu hakikaten de. Orijinal. Tamamdır. Çok güzel oldu. Şu elimi şurada suyu döktüydüm ya. Keşke dökmeseydim bari. Tamam. Temiz oldu. Arkadaşlar ben şu içeriği kum getireyim, 2 kürek kadar ya da 1 kürek kadar. Şu araları doldurmam gerekiyor. Doldurayım. En son size göstereceğim. Sonunda bitirdim. Şöyle içeri komple temizledim, kumladım. Araları falan doldurdum şöyle. Ve yuvaları yerleştirdim, sulukları koydum. Ya parkeyi döşeyince daha böyle tertemiz görüktü, düzenli görüktü. İnşallah bu fareler bir daha gelmez. Hani gelirler ama zor gelsinler abi, zor gelsinler. Valla elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Yapmaya inanın çalıştım. Şöyle oldu kümesin hali. Şöyle gösterecek olursak bu şekilde arkadaşlar. Tertemiz. Mükemmel. Şöyle valla oturdum, yorulmuşum ya. Bitirdik. Onu da yaptık. Kümesin içi halli oldu. Bir tane kuşumuz gitti. Salaklık yaptı. Gerizekalı gitti kuş. Deve tüyüydü. Ama yapacak bir şey yok. Gelir bence ya. O kadar da salak değildir yani. Gelecektir azar. Bilmiyorum. Neyse. Bugünkü işimiz bitti. Arkadaşlar yani şöyle videonun da artık sonuna geldik. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz, abone olmayı unutmasanız sevinirim. Aşağıdan yorum da yapabilirsiniz. Yani kümesimizin içine parke döşemekle iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama bence iyi yaptık. Alta yazın nasıl olmuş size göre. İyi olmuş mu, güzel olmuş mu yorumlar kısmında bana yazın, ben de cevabınızı vereyim. Yani konuşmuş oluruz. Neyse, bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Aşağıdan hemen abone olun ve videoyu beğenin. Onu da son kez söyleyeyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.